Hallihallo meine Lieben, wie geht es euch? Ich hoffe, dass es euch gut geht. Mir geht es super. Heute werden wir ein neues Thema lernen und das Thema heißt Akkusativ. Akkusativ wird in den A1-Stufen gelernt, also das ist wirklich am Anfang. Aber es ist ein wichtiges Thema. Warum? Weil wir es immer benutzen und es wird auch oft verwechselt oder man weiß nicht, wann man Akkusativ benutzt oder wie man Akkusativ benutzt. Und in diesem Video werdet ihr es lernen, wie man Akkusativ, wann man Akkusativ und wo man Akkusativ lernt oder benutzt. Und ja, bevor ich mit dem Türkischen anfange, möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, dass dieses Thema, das habt ihr euch gewünscht. Also wir hatten euch gefragt, welche Themen sollen wir euch erklären. Und dann haben viele Teilnehmer gesagt, dass sie halt das Thema Akkusativ lernen möchten. Und deswegen wollte ich jetzt heute Akkusativ euch erklären. Gut, und jetzt das nochmal auf Türkisch und dann geht es weiter mit dem Thema. Super. Herkese merhaba. Bugün akkusativ konusunu işleyeceğiz. Bu da yine sizin seçtiğiniz konulardan bir tanesi. En çok yazılan konulardan bir tanesi. O yüzden ikinci konu olarak akkusativi anlatmayı seçtik. Diğer konulara da tabii ki yine yer vereceğiz. Gördük hangi konuları istediğinizi, hangi konuları öğrenmek istediğinizi. O yüzden hepsine yer vermeye çalışacağız. Ama bugün akkusativi öğreneceğiz. Akkusativ nedir, ne zaman kullanılır? Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Akkusativ A1 konusudur. Yani Almanca'ya başlarken en başta öğrendiğiniz konulardan bir tanesi. Ama önemli çünkü akkusativi genel olarak çok fazla kullanıyoruz. Ve tabii ki de ileri seviyelerde de çok fazla işimize yarayacak konulardan bir tanesi. O yüzden bunu çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. İsterseniz başlayalım. Şimdi ilk önce akkusativ ne yani? Direkt akkusativ diye girdik. Almanca'da ismin, akkusativ ismin bir halidir. İsim neydi? Nomen. Şimdi nomenin bir halidir. Ve Almanca'da bundan 4 tane vardır. Birincisi nominatif, yalın hal, her zaman kullandığımız. İşte das ist ein Mann, das ist die Tasche gibi. Ya da ich heiße Ebru gibi. Bir de akkusativ var. Bugünkü konu ismin iyi hali oluyor. Birazdan daha detaylı anlatacağım. Ve datif var, ismin e hali ve son olarak da genitif var, ismin in hali. Bunlar nasıl inceleniyor? Bakalım. Şimdi baba kelimesinden yola çıkalım. Baba bir isimdir, nomen, der Vater. Şimdi burada bir cümle söyleyeceğim size, nominatif bir cümle. Das ist mein Vater dedim, bu benim babam. Şimdi babam yalın haldir. Ama işte ich suche meinen Vater dediğimde babamı arıyorum. Burada babamı bu sefer akkusativ oldu. İsmin iyi hali olmuş oldu. Sonra babama kitap hediye ediyorum dediğimdeki babam kelimesi babama dönüştü. Yani ismin ea haline datif oldu. Ve bu araba babamın arabası dediğimde bu sefer baba kelimesi, babam kelimesi babamın oldu. Bu da genitif, ismin in halidir. Şimdi biz birlikte akkusativ yani iyi haline bakacağız. İsimler hallere göre değişiyor. Bunu bildik. Şimdi ikinci bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de şu. Biliyorsunuz ki bizim artikellerimiz vardı. Der, die, das. Bir de plural die. Her ismin çoğulu vardı. O çoğulu da die artikeliyle gösteriliyordu. Şimdi ismin hallerinde bu datif için, genitif için de geçerli, akkusativ için de geçerli artikeller değişime uğruyor maalesef. Zaten insanları çıldırtan konulardan bir tanesi de bu. Zaten diğer didasa zor alışıyoruz. Bir de bunların diğerleri geliyor işte. Datif de farklı, akkusatif de farklı gibi gibi. Ama tabii şu çok kolay bugünkü konuda. Sadece bir tane artikelimiz değişecek. Şimdi bir bakalım ilk önce. Nominatifte şurada tahtaya da belirli artikel ve belirsiz artikel olarak ikiye ayırmışız. Yani bestimmte Artikel und unbestimmte Artikel diye. Biz önce belirli artikellere bakalım. Burada nominatifle karşılaştıracağım. O yüzden nominatif ve akkusatif yazıyor. Şimdi nominatifin iki tane sorusu vardır. Sorusundan kastım. Bir cümleye soru sorduğumuzda yani kim, neyi, işte neye, kime sorularını sorabildiğimizde ve cevap alıyorsak o cümlelerin hangi halde olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Das ist mein Vater. Bu benim babam. Şimdi bu cümleye şu soruyu sorarız değil mi? Bu kim? Kim sorusunu sorarız. Cevap olarak da benim babam cevabını alırız. Şimdi bakalım. Kim sorusu veya demekti. Nominatifin yani yalın hali iki tane sorusu vardır cümlesine sorabileceği.
Wer und was? Wer Kim, was ne? Şimdi, das ist mein Vater, bu benim babam. Wer ist das? Kim bu? Benim babam, mein Vater. Bir de, das ist ein Buch dedim, bu bir kitap. Sordum, was ist das? Bu ne? Das ist ein Buch. Bu şekilde sorular sorduğumuzda cümlelerin hangi halde olduğunu bulmamız çok kolay olacak. Çünkü evet birazdan vereceğim örneklerde ve şu anki verdiğim örneklerde çok güzel Türkçe ile Almanca birbiriyle karşılaştırılabiliyor diye düşünülüyor herkes tarafından ama zaten birçok öğrenci ve Almanca'ya başlayanlar bunun farkında olup başlıyor. Almanca ile Türkçe maalesef ki çok fazla birbiriyle karşılaştırılmamalı gerekiyor. Konuşurken Türkçe düşünülmemesi gerekiyor. Çünkü aslında iki dilde birbirinden farklılıkların olduğunu birazdan daha iyi anlayacaksınız. Hemen artikellere bakalım. Zaten ne demiştik? Der, die, das, der Mann, adam, die Frau, kadın, das Kind, çocuk, die Kinder, çocuklar. Plural halimiz vardı bir de. Burası nominatifti. Şimdi ne demiştik? Akuzatifte bir artikel değişecekti. Ama artikelin değişiminden önce bir de sorularımız da, cümleye soracağımız sorular da değişecek. Şimdi veya kim demekti? Akuzatif ismin iyi hali ise mantıken soruyu kimi olarak soracağım. Yani kimi seviyorsun? Babamı seviyorum. İşte neyde de neyi? Neyi arıyorsun? Kitabı arıyorum gibi. Burada da veya sorusu ve'ne dönüşüyor. Ve'in kimi demek? Was sorusu aynı kalıyor. Yazılım olarak aynı kalıyor ama anlam olarak farklı. Nominatifte was ne anlamındaydı? Akuzatifte was neyi anlamına geliyor? Şimdi bakalım. Der Mann demiştik nominatifte. Sadece ne dedik? Akuzatifte bir tane artikel değişiyor. O da der artikeli den artikeline dönüşüyor. Den oluyor burada. Burada bu sefer şurası adamı oldu. Burası adamdı, burası adamı oldu. Bir cümle vereceğim. Diyorum ki ich liebe den Mann. Lieben sevmek. Adamı seviyorum dedim. Şimdi soru soruyorum üzerine. Wen liebst du? Kimi seviyorsun? Ich liebe den Mann. Den Mann orada nedir? Akuzatiftir. Bu şekilde soru sorarım. Ya da diyorum ki mesela ich suche meinen Hund. Meinen dedim. Birazdan göreceğiz onu. Benim demek. Bizim aitlik zamirlerimiz. Şimdi Hund köpekti. Köpeğimi arıyorum diyorum bu sefer değil mi? Hani ich suche meinen Hund. Şimdi suche fiili aramak. Neyi arıyorsun veya kimi arıyorsun? Köpeğimi arıyorum demiş oldum burada. Şimdi burada önemli olan şu. Der artikeli den'e dönüştü. Tamamız. Diğer artikellerin hepsi akuzatifte de aynı kalıyor. Yani diğer artikeli bir değişime uğramıyor. Akuzatifte de die Frau, die Frau. Ama anlam olarak değişime uğruyor. Yine bir örnek verecek olursak diyorum ki işte das ist die Frau. Bu kadın dedik değil mi? Buradaki kadın nominatif. Das ist die Frau. Sonra diyorum ki ich finde meine Frau hübsch. Eşimi güzel buluyorum dedim şimdi. Burada ne oldu birden? İşte eşim diyorum. Meine Frau. Eşimi oldu burada. Eşimi güzel buluyorum. Yani akuzatif yapmış olduk burada. Eşim kelimesi eşimi oldu. Zaten bulmak finden fiili de yine akuzatif alan fiillerden bir tanesi. Sonra aynı şekilde tabii ne oldu? Artikeller aynı değişmiyor ama anlam olarak değişiyor. Das Kind için de aynı şekilde. İşte das Kind ist frech derim. Bu çocuk çok yaramaz yani. Bu çocuk yaramaz derim. Das Kind ist frech. Sonra ich finde das Kind frech dediğimde çocuğu yaramaz buluyorum diyorum Türkçe'de. Ne oldu? Çocuk çocuğu oldu. Akuzatif olmuş oldu. Tabii çok güzel şu ana kadar Türkçe ile karşılaştırabiliyoruz ama birazdan bazı örnekler oluyor. Maalesef ki karşılaştıramıyoruz. Bu sefer şu olay en önemli olan cümleye soru sormak. Soru sorduğunuzda zaten ismin hangi halde olduğunu biliyorsunuz. Şimdi burada bir sorun yok. Bir artikel değişiyor. Belirsiz artikele de bakalım. Belirsiz artikelde zaten der artikeli aynı oluyordu. Die artikeli aynı oluyordu. Das artikeli yine aynı oluyordu. Çoğulda zaten ne vardı? Öyle bir şey kullanamıyorduk. Çoğulda belirsiz artikel kullanılmıyordu. Çünkü bir çocuklar diyemeyiz diye. Neyse akuzatife bakalım. Bu nominatif içindi. İşte das ist ein Mann. Ondan sonra
Ich liebe einen Mann. Bu sefer nominativde ein belirsiz artikeli, akuzatifte einen oldu. Yani şuradaki ne nasıl re artikeli ne'ye dönüşmüştü? Buraya da bir kaynaştırma e harfi getirerek tekrar ne harfini getiriyorlar. Çünkü sadece ne harfi getirirse ein diye bir telaffuz şekli zor olacağı için oraya kaynaştırma harfi getiriliyor. Einen Mann. Olay yine aynı anlam olarak. Ich liebe einen Mann. Bir adamı seviyorum. Ya da ich suche einen Mann. Ya da ne diyebiliriz? Der artikeliyle ich kaufe einen Tisch. Masayı satın alıyorum. Kaufen fiili satın almak yine akuzatif alan bir fiil. O yüzden ich kaufe einen Tisch. Der Tisch olduğu için bu da yine einen olmuş oluyor. Diğer artikellerde yine bir değişim yok. Ama anlam olarak tabii ki de değişiyor. Şimdi bakalım burada ne dedik? Hani çoğullar yoktu bunların. Ama biz bunları olumsuzlaştırmak için ne yapıyorduk zaten? Hani başına K harfi getirdiğimizde kein Mann oluyordu. Negatifleştirmiş oluyorduk değil mi? Das ist kein Mann. Das ist ein Junge dersen. Bu bir adam değil, bu bir genç, çocuk dediğimde kein artikelini kullanıyorum. Burada da yine olumsuzda keinen Mann. İşte ya da ich kaufe keinen Tisch. Masayı satın almıyorum. Sonra keine Frau oluyor. Yani hepsine K artikeli getirdiğimizde, K harfi getirdiğimizde zaten olumsuzlaştırmış oluyoruz. Çoğulda da yine tabii ki olumsuzlaştırabiliyorduk. Keine Kinder, keine Kinder diş şeklinde. İşte das sind keine Kinder. Normal, nominatif. Bunlar çocuk değil. Ya da ne diyebiliriz? Kinder demeyelim. Farklı bir şey kullanmaya çalışalım. Ich suche meine Kinder diyeceğim şimdi. Çünkü bu aitlik zamirlerinde de bu tablo kullanılıyor. Sadece işte mein, dein, sein diyoruz. Aynı tablo kullanılıyor. Ich suche meine Kinder dediğimde çocuklarımı arıyorum. Bulamadım yani onları arıyorum derken yine akuzatif yapmış oluyoruz. Şimdi artikellere baktıktan sonra ne dedik? Sadece der artikeli deyine dönüşüyor. Belirsizler de aynı şekilde aynı artikeli aynen artikeline dönüşüyor. Diğerleri aynı kalıyor. Ve olumsuzlaştırmak istediğimizde başına K getirmemiz yeterli. Benim, senin, onun aitlik zamirlerimizi de yine bu tabloya göre kullanıyoruz. Yani mein Mann, meinen Mann. Deine Frau, işte seine Frau, işte unser Kind, unsere Kinder gibi kullanabiliriz. Aitlik zamirlerimiz için bu tablo geçerli. Şimdi bakalım burada akuzatif verben demişiz. Fiil çok var bunlardan. Akuzatif alan fiiller. Burada yazılan fiiller de sadece akuzatif değil. Aynı zamanda datif de alıyor ama nedir? Şey gibi düşünün. Datifi de incelediğimizde yine bu fiilleri kullanacağım. Daha iyi anlayacaksınız ama şu an akuzatif alıyor. Sehen fiili, görmek, akuzatif. Haben fiili, sahip olmak. Buraya dikkat edin. Birazdan bir örnek vereceğim. Suchen, aramak. Lesen, okumak. Finden, bulmak. Rufen, çağırmak. Erzählen, anlatmak. Erklären, açıklamak. Bir de modal verben demişim. Bunların hepsi akuzatif alan fiiller. Demek ki biz bu fiilleri gördüğümüzde akuzatif yapacağız. Şimdi bir cümle, Beispiele demişiz buradan. Wo ist mein Stift? Kalemim nerede? Demişiz. Şimdi burası zaten ist fiilini gördüğünüzde her zaman cümle nominatiftir. Der Stift olduğu için zaten neydi? Mein Stift dedik. Tamam. Ich suche. Şimdi suchen fiilini gördük hemen. Değil mi? Ne diyeceğiz burada? Akuzatif yapacağız. Stift'in artikeli der Stift olduğu için ne yaptık? Şu olay geçerli. Ne dedik burada? Possessif pronomenler de geçerli. Ich suche meinen Stift. Tamam. Diğerine bakalım. Yine sordum. Was suchst du? Neyi arıyorsun? Meinen Stift. Kalemimi arıyorum diyoruz. Ich lese eine schöne Geschichte. Geschichte neydi? Hikayeydi. Tarih anlamına da geliyor ama burada hikaye anlamında kullanmak istedim. Artikeli die Geschichte. Die de tabi neydi? Bakıyoruz hemen. Die artikeli akuzatifte bir değişime uğramıyor. Aynı şekilde belirsiz için de geçerli bu. O zaman aynı. Schöne Geschichte. Sonra şimdi burada çok önemli. Türkçe ile karşılaştırmamak için. Haben fiili, sahip olmak. Şimdi Türkçe'de biz ne deriz? Benim abim var. Benim abimi var demeyiz.
karşılaştırmamak için en önemli şeylerden bir tanesi. Ama haben fiili akuzatif olan bir fiil. O yüzden buranın artikeli neydi? Der Bruder. Ve ich habe einen Bruder. Der artikeli çünkü değişiyor. Ve ne? Burada ne yapıyoruz? Türkçe ile karşılaştırmıyoruz. Çünkü Türkçe ile karşılaştırdığımızda ne oluyor? Abimi var gibi bir cümleye cümle oluyor. Ya da hadi haben sahip olmak fiili. Değil mi? Bir abiye sahibim. Bu sefer abiye oluyor. E hali datifmiş gibi gözüküyor. Ama öyle bir şey yok. Çünkü haben fiili nedir? Akuzatiftir. Ich habe einen Bruder. Sonra die Tasche finde ich schön demişiz. Die Tasche finde ich schön. Bu çantayı güzel buluyorum. Finde neydi? Akuzatifti. Die artikeli de neydi? Die artikeli değişmiyordu. Akuzatifte de die oluyordu. Ama buradaki die Tasche akuzatif olmuş oluyor. Ve en sonunda ne dedik? Hani modal verb'larda da zaten her zaman akuzatif yapıyorduk. Ich möchte einen Tee trinken. Değil mi? Tee'nin artikeli neydi? Der Tee'di. O yüzden bir de ne yapmışız burada? Möchten kullanmışız. Aa, o zaman ne var burada? Modal verb var. Ben bunu akuzatif yapacağım. Neyi içiyorum çünkü? Çayı içmek istiyorum diyoruz. Einen Tee trinken. Yani Türkçe'de çayı içmek istiyorum da demeyiz. Biz çay içmek istiyorum deriz. Nominatifmiş gibi gelir. Ama olay şu. Möchten ve diğer modal verb'ler akuzatif olduğu için bu çayı çayı olarak algılamamız gerekiyor. O yüzden de der, tee, belirsizde ein de normalde nominatifte. O da ne oluyor? Einen Tee olmuş oluyor. Okey. Evet, bu akuzatif konusu çok kapsamlı bir konu ama elimden geldiğince ben bunu biraz daha kısa tutmaya ve daha biraz anlaşılır tutmaya çalıştım. Umarım yardımcı olmuşumdur. Şimdi sizden tabii ki de aşağıdaki yorumlara akuzatif cümleler yazmanızı istiyorum. Özellikle şu der artikelini vurgulamak için ismin yani nomen, der artikelini alan nomenlerle cümleler yazmanızı istiyorum. Birlikte kontrol edelim. Passt auf euch sehr gut auf. Wir sehen uns wieder. Tschüssi.